Ay ay ay. Selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bunu böyle koyacağım çünkü oraya koymayı unuttum. Yapacak bir şey yok. Cebimizden düşmesin. Ay ay ay. Ne haberiniz? İyi misiniz? Oğlum çok oldu ya video çekmeyeli. Vallahi gerçekten çok oldu ya. En son Almanya'ya geldiğimde çektim. O da neredeyse bir ay falan oldu ya. 2 hafta falan onun editiyle falan uğraştım yani. Diğerinin ya yok zaman bulamadım, yok şey oluyor. Evi kuruyoruz, yok monitörler geldi gelmedi falan filan. Gerçekten değişikti yani. Yoğun süreçlerde şu an daha az yoğunuz. Yarın basketbolun son maçı var. Ondan sonra da biraz ara veririz büyük ihtimalle. Ben tabii bir yandan antrenman yapmaya ya okuldaki futbol şeyiyle ya da okuldaki basketbol şeyiyle falan devam ederim büyük ihtimalle de. Kondisyonu korumak lazım. Öyle bir durum. Başladık yine öyle bir duruma ya. Çok komik. Sizi böyle bir yere getirdim. Buraya geçen ne zaman? Türkiye'ye dönmeden önce gelmiştim galiba. Tam emin değilim. Bir toplantıya burada girmiştim. Çok güzel bir yer yani. Şu an çok bulut var. Yine her zamanki gibi. Abi gerçekten yani çok saçma bir gökyüzü ya. Yani gökyüzünün rengi full aynı tonda gri olamaz ya. Yani çok değişik. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Değişik. Ama güzel bir manzara. Yani karşıda küçük tatlı evler. Burada su. Etrafta kuş sesleri var. Umarım size de geliyordur. Gelmesi için çabaladım biraz. Güzel bir ortam. Bir de ufak bir nemli kokuyor. Tabii de denizden. Yani denizden. Sudan dolayı. Güzel, hoş bir havası var böyle. Taşla havası. Ne yani taşla. Taşlanın tam kelime anlamı bilmiyorum. Öyle kullanmamalıyım galiba. Hoş geldiniz videoya. Saat, hatta bugün tarihini de söyleyelim. 26 Nisan saat 18. Çok hızlıca bu videoyu çekmem lazım. Sonra da eve geri dönmem lazım. Saat 7'de galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 7'de. 19'da Yetken'de bir etkinlik var. Doping Hafıza'daki liselilere üniversite bölümleri anlatacağız falan filan. Bir de yolda gelirken birisi sohbet açtı. Birisiyle karşılaştım. Sohbet açtı falan filan. Çok vakit kaybettim orada. Yapacak bir şey yok. Valla uzun zamandır deniz sohbetler videosu yapmadık. Zaten yani en son Mart'ın sonuna doğru falandı galiba. Evet, bir ay falan. Bir buçuk ay. Bir buçuk hatta ya, gerçekten. Bir buçuk ay falan yapmadık derin sohbetler. Konuşalım ya. Valla bak konuşasımız geldi yani. Of. Normalde dün daha kötüydüm. Şu an daha iyiyim. Bugün biraz da huzurluyum diyeyim daha doğrusu. Biraz da kafam rahat diyelim. Süreçler bitti. Algoritmaları yazdım Yetken'deki. Genel olarak şu an işte basket tarafı da bitiyor. Geçen bir halı saha yaptık okuldakilerle falan böyle. O da güzel gidiyor falan böyle. Şunu şöyle yapacağım. Elimiz şey olmasın. Güzel yani, life is good yani, gerçekten böyle. Öyle bir durum. Dün biraz daha şeydim. Bir böyle mental check yapalım ya, değil mi? Böyle hani siz de yapın aynı zamanda benle beraber. Son ne zaman, böyle birkaç gün diyeyim. Çok olmadı çünkü. Belki bir haftayı bulmuştur falan. Aklımda şey var. Böyle hani tamam, ilk dönem evimiz yoktu. Hadi tamam. Yani kötü hissedebiliriz falan filan da böyle. Veya işte ilk dönemin sonuna doğru işte o ayrılık durumları falan olduktan sonra da hani hadi onu da kattık falan deyince kötü olmanın bir haklı bir sebebi vardı. Evsizlik, üstüne bu olaylar falan deyince. Ama şimdi evimiz de var. Ev çok güzel bu arada. Yani onu çok konuşalım ya. Bu videoda konuşacağız. Ne demek? Abi ev çok güzel ya. Yani tam beklediğim gibi, hatta daha iyi yani böyle. Hiç bu kadar hızlı bir şekilde böyle 3 monitörü kurup şey yapıp falan yapabileceğimi düşünmüyordum. Şu an ekranda fotoğraflarını koyuyorumdur büyük ihtimalle. Koyayım yani. Daha sonradan böyle 3 monitördür, direksiyondur falan yapabilirim diye düşünüyordum ama yok abi, şak diye aldım, vallahi hiç acımadım yani. Ama bunu özgüvenli harcamayı diyeyim, çünkü kaç euro harcadım oraya yani. 400-500 falan harcadım galiba, direksiyon ve 2 monitör dahil olmak üzere. Bu şekilde özgüvenli bir... Birim geliyor. Ne fark eder? Bu şekilde özgüvenli bir harcama yapabilmemin sebebi hani Almanya olduğu için veya refah olduğu için veya zengin olduğum için falan değil. Baktım
Türkiye'deyken, Bursa'dayken annemle de bakmıştık. Ben kendim de hesapladım biraz. Ben gerçekten ilk dönem 6 ay boyunca hiçbir şey harcamamışım. Yani keyfi hiçbir ihtiyacım karşılamamışım. Yani ihtiyaç değil. Hiçbir isteğimi şey yapmamışım, karşılamamışım. Bunu fark ettim. Sadece kendime ulan dur ya şu neyse böyle duruyor aslında. Neyse. Tam açmamışız tripodu da neyse. Sadece kendime ne aldım biliyor musun? Tripod. Ya o sonlara doğruydu zaten artık. Böyle önümü görebilince falan oldu yani. Böyle önümü göremedim yani. Ev konusunda önümü göremedim. Tek zamanda tek aldığım şey kulaklıktı. O da ihtiyaç olduğu için de. Çünkü eski kulaklığım yırtılmıştı artık. Artık süngerleri taşıyordu falan filan böyle. Onu aldım. O da şurada yanımda çantada. Onun dışında aldığım tek şey bu tripod. Şu mikrofon. Ve bir de başta işte tripodlu ve mikrofon almadan önce başta aldım el tutucu gibi böyle yani biraz da. Şimdi bir yatırım daha yapma fikri var aklımda. 100 euro veya 150 euroya falan böyle çok tatlı bir şey alasım var. Sürpriz olsun. Aklımda var bir şeyler diyeyim. Öyle bir durum. Yani bayağı iyi ev konuları, şeyleri. Hani bu özgüvenli harcamayı yapabilmemin sebebi buydu biraz. Çünkü hani abi hiçbir şey harcamamışsın. Alo hani. Alo yani gerçekten. Öyleydi biraz. Lazım. Yani onu farklı bir açıdan keşfetmiş, anlamış oldum. Gerekiyormuş gerçekten. Yani bir kişinin özellikle de belki de benim yani belki her kişinin ihtiyacı yoktur böyle bir duruma da ihtiyaç değil, ihtiyaç olmayan şey. Yani abi çünkü sadece ihtiyaçlarını doldurmaya çalışınca o zaman hayatta kalmış oluyorsun. İlk dönem bu çok mantıklıydı. Çünkü yani yeni gelmişiz, ev yok, cart curt falan filan. Anladın mı? Çok mantıklıydı. Ama işte öyle olunca da sonra insan isteklerini unutuyor. Sonra istemeyi de unutuyor. Hani uzun bir süre boyunca isteklerini karşılamayınca veya karşılamak için bir çaba göstermeyince, çünkü öncelikler var. İnsan istemeyi de unutuyor. Ya da ne istediğini unutuyor falan böyle. Dolayısıyla istemek çok kıymetliymiş galiba. Biraz bunu anlamış olabilirim bu süreçte. Ya da isteyebilmek mi diyeyim. Çok büyük lüksmüş. Çünkü gerçekten zor bir durumda olunca isteyemiyorsun bile. Bunun farkını şu an, şu son zamanlarda hissetmeye başladım. Ulan eskiden hiç bunları ne alaka yani. Çok böyle hayalini kuruyordum ama isteyemiyordum. Hani o hak yoktu çünkü daha. Evin yok Barış anladın mı yani? Biraz öyle bir noktadaydı. Yani hayalini kuruyor dedim işte 3 monitörüm olsa böyle işte klavyem olsa, kameraya böyle bir şeyler yapsam, mikrofon tutucum olsa falan filan şu an var. Şu an var. Aldım. Yani isteyebilmek büyük lüks. Çünkü diğer türlü hayatta kalmaya çalışan vahşi hayvanlara falan dönüyoruz ya. Sadece ihtiyaçlar. Yemek. Sadece yemek. Düşünsene sadece yemek alıyorsun kendine. Kendine şey gördüğün, böyle yani lüks olarak gördüğün tek şey 0,99 sente al 0,99 euroya aldığım Edeka'dan Şokobrot. Bu kadardı ilk dönem. Onu alıyorsam şahane bir gün. Sanki böyle şey. Biri bana altın vermiş olur. O kadar değerli değildi tabii ki de. Kaz mı lan o? Yok. Büyük bir şey. Göründü herhalde kameradan. Neydi lan o? Editte bakarım. Nereden geldi oğlum? Ben böcek geliyor falan sandım. Vız 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 yaptı çünkü tuhaf bir şekilde. Böyle bir durum. Yani isteyebilmek büyük lüks. Yani son günlerde çok böyle şey düşünüyorum. Yalnız kaldım da. Yani yalnız kaldım da ya da toplantıda olmadığımda oluyor bu demek. Yani parantez içinde toplantıda olmadığımda. Hani ulan şimdi yavaş yavaş şimdi bugün kaç? 26 kaç Nisan? 26 Nisan mı? Bak 26 Nisan. Çok güzel denk gelmiş ya. Tam bir ay sonra doğum günüm. 26 Mayıs. 20 olacağım. Şimdi 20 deyince biraz daha ciddi. Anladın mı? Artık onlarda değilsin. 20'sin. Ulan çeki düzen ver kendine falan. Ama daha ne çeki düzen vereyim yani. Bu çeki düzen ver kendine. Daha ciddili yaşlar kavramına ben çok önceden girdiğim için benim için çok ekstrem bir beklenti içerisinde değilim hani kendimden yana bu 20'li yaşlara girerken diyeyim. Çünkü zaten belki de kendime verdiğim en iyi hediye 20 yaş hediyesi için buraya gelmek oldu. Yani şu an sahip olduğum şeyler ve yürüttüğüm süreçler çok manyak. İşte Almanya'da basketbol oynuyorsun, üniversite okuyorsun, asistan olarak çalışıyorsun. Belki part-time da çalışacaksın falan böyle. Deli deli şeyler yani. Bence en iyi doğum günü hediyesi. Değil mi? Bir önceki doğum günü nasıl kutlamıştım acaba? Bilmiyorum.
Ama daha önce hiçbir doğum günümü anneanneme gitmeden kutlamamıştım. Çünkü bizde öyledir. Yani doğum günü varsa anneanneme gidilir. Yolda giderken pasta alınır. Anneannem de akşam yemeği yenir. Ondan sonra pasta kesilir. Sonra çaylar. Anneannemin yaptığı ekstra tatlılar. Pasta üzerine. Pasta üzerine. Sonra gece meyve. Böyle 10 civarı falan, böyle 10-11 arası falan. Gece meyve. 2-3 mandalina, portakal, elma, muz, armut. Üzüm varsa yazın falan galiba oluyor. Mevsimden hiç bilmiyorum ama yaz aklıma geldi şu an. Bunlar böyle bir kombinasyon paket olur. 2-3 tabak yenir. Anneannem onları soyar. Hatta anneannem beni besler falan böyle. Ondan sonra eve dönülürdü. Doğum günü öyle biterdi yani. Doğum günü etkin. Tabii ben gün içerisinde bir şey yapacaksam hani yapardım. Birileriyle, bir şeylerle falan filan böyle. Ama o akşam onlara rezerveydi yani hep. Öyle de olmalı bence yani. Bu da ayrı bir kazandığım bir değer yani ailemden. Aile öncelikli. Onların yeri önceden rezerve. Canım ailem. Öyle yani bu sene 20'ye girerken belki de böyle bir ölçekte baktığımda hayatımın en önemli eşiği ama ailemle beraber giremeyeceğim. Çok büyük problem mi? Hayır. Ama insan bir tuhaf hissediyor tabii. Yani belki de böyle olması lazım. Yani 20 yaşın değerini ve önemini belki de kendime anlatabilmek, hissettirebilmek, farkına varabilmek için belki de böyle olması daha iyi olabilir. Bunu da es geçmemek lazım kesinlikle. Ben şu çantayı bir seyfe alacağım bir saniye. Çünkü şimdi öne bakıyorum. Az önce arkaya bakıyordum. Şimdi öne bakıyorum. Şey olmasın. Yani çalınmasın çantamız böyle bir anda. Rastgele bir şekilde. Ya bugün çok şey konuşacaktım ben. Böyle biraz daha kötü konuş... Kötü, kötü de negatif konuşacaktım ama bugün gerçekten keyfim yerinde ya biraz. Ne kadar gün içerisinde çok kötü de geçmiş olsa. Abi sabah fizik laboratuvarı çok tatlıydı, çok güzeldi. Ama ondan sonraki matematik dersi, Manufacturing Technologies dersi o kadar şey ki yani abi 90 dakika bir insan ders verince, yani 90 dakika konuşunca ders verdiğini falan sanıyor bazı hocalar. Çok değişik. Ben bugün itibariyle marjinal bir karar aldım. Artık Khan Akademi'den çalışacağım matematiği ders sırasında. Çünkü yok abi uyuyorum ya hocayı dinlerken. Uyuyorum, gidiyorum yani anladın mı? Abi, takacağım kulaklığı derste Khan Akademi'den video izleyeceğim. Onun pratikleri de var. İki video izliyorsun, bir soru çözüyorsun. 5-6 soru falan böyle. En iyi öğrenme yöntemi fikrimce zaten adam yani Khan Akademi bu işi aşmış bir kurum zaten. Ben SAT'ye de zamanında oradan hazırlanıyordum. Şimdi Kalkülüs 2'ye de oradan bakacağız. Lineer algebraya da bakmam lazım. Tabi bu aciliyeti yok. Yani vektörler konusu diyeyim en azından. Çünkü intro metten kaldığımız için kalkülüs 1 tarafında. Ya biz kalkülüs 1 değil o işte. Lineer algebra aslında başı. Lineer algebranın başı aslında o. Galiba. Çünkü vektörler ben MEF'teyken görmedim kalkülüs 1'de ama yani. Bilmiyorum işte ona da çalışmak lazım ama onun daha vakti var. Onun sınavı çünkü Eylül'de. Türkiye'ye geri döndüğümüzde erken dönmemiz falan gerekecek. Bilmiyorum. Şimdi profesörle böyle bir etkinliğe falan dahil olursam acaba hoca benim puanımı yükseltir mi, şey yapar mı falan. Ama yapmaz büyük ihtimal. Onun en sevdiği asistanı bile üçüncüye girecek sınava. Onu bile geçirmemiş yani gerçekten kafayı yersin. Öyle. Yani bugün biraz negatif konuşacaktım. Ama sonra dedim ki ya şu an iyi hissettiğim için çok gerek yok. Ama yine de konuşalım ya. Yani böyle biraz şey gibi hissediyorum. Hani tamam şu an böyle biraz yetişkin hayatı, genç yetişkin hayatı diyelim. Çünkü hani yetişkiniz artık ama genç yetişkin yani. Öyle olgun yetişkin değil. Demografik yapılarda da ayrılıyor galiba. Genç yetişkin olarak geçiyor böyle 20 kaça kadar? 25'e kadar falan galiba böyle. Öyle bir şey. Tahmin değilim. Bilen varsa yazsın lütfen yorumları öğrenelim. Yani bir genç yetişkin konumundayken şey ya böyle her yalnız kaldığımda şey diye düşünüyorum. Ulan bundan sonra hep böyle mi olacak? Gibi. Çünkü eskiden yani eskiden dediğim büyürken yani ortaokul, lise, üniversitenin ilk senesi İstanbul'da falan böyle. Yalnız kalmakla alakalı hiçbir sıkıntım yoktu. Yani hiçbir sıkıntım yoktu. Çünkü yalnız kalınca istediklerimi yapabiliyordum. Birileriyle olunca istediklerim bloklanıyordu. Dolayısıyla yani çok bir şeyi yoktu bunun. Böyle mantıklı değildi yani çoğu zaman insanlarla vakit geçirmek. Ve antrenman ve şeyleri, böyle çalışma şeyleri varsa onları yani antrenman ve böyle bir proje geliştirme gibi bir şey gibi olmayan şeyleri onların dışında tutuyorum. Ya yani onun dışında rastgele böyle biriyle oturup sohbet ediyorum. Çok mantıksız bulurdum yani bu zamana kadar. Ortaokul, lise veya üniversitenin başı dediğim gibi. Ama artık öyle değil. Şu an daha farklı ihtiyaçlardayım.
diyeyim. Dolayısıyla insanlarla olan sosyal ilişkileri daha çok önemsiyorum. Belki de bu normal olan mı bu? Yani ya tabii ki de bir noktada öyle ama yani sosyal yaşantı olmadan insanlarla olan birebir ilişkiler, toplu ilişkiler olmadan insanlığın da bir anlamı kalmaz zaten. Çünkü ama Allah, oha kamikaze yedim şey tarafından, sinek tarafından. Yani bunları şey düşündüğümde böyle yani insan biraz böyle bilimsel yaklaştığımızda hani atalarımız hep böyle gruplaydı. Hep sosyal iletişim halindeydiler. İyi veya kötü fark etmez. Dolayısıyla hiçbir zaman ya tek başına kalan ölürdü. Anladın mı? O şey zamanlarda, ilkel zamanlarda. Dolayısıyla insan bünyesi yalnız kalmaya çok şey değil, alışkın değil. Kesinlikle. O yüzden kalmamalı da. Biraz çabam bu yöne son zamanlarda. Yine daha önce de öyleydi çünkü bir ara. Ama artık daha ufak şiddetli. Anladın mı? Şu an biraz daha böyle tadını çıkarabiliyorum. Yani bak mesela şuraya geldim ve yine bir enerji doluyorum. Yine bir böyle refueling. Anladın mı? Hani biraz recharge oluyoruz, şey oluyoruz. Güzel ya yani. Dediğim gibi bu yoğunlukların biraz bitmesi de fazlasıyla etki ediyor bu noktada. Bakalım nasıl olacak önümüzdeki süreç. Yani dediğim gibi bu sosyal ilişkilere son zamanlarda, son zamanlar dedim bayağı bir aylar yani. Aylar oldu ya. Nisan bitiyor arkadaş. Mayıs geldi. 2024'ün yarısına geldik neredeyse ya. Kafayı yiyeceğim. Daha dün yılbaşıydı. Zaman hızlı geçiyor arkadaşlar. Ve gittikçe de daha da hızlı geçmeye başlayacak. Herkes için. Böyle. Bunun biyolojik açıklaması da var. Küçükken kafandaki şeyler boş olduğu için, yani kafam boş olduğu için, hafıza ne diyelim, hard diskin boş olduğu için yaşadığın her şey kafanda daha büyük bir yüzde kaplıyordu. Ama büyüdükçe bir noktada 20'lerden sonra yani aşağı yukarı çok hızlı abi. Çünkü o kadar fazla şey var ki kafanda deneyim olarak, yaşantı olarak 20 sene diyorsun anladın mı? 20 sene boyunca hiç durmadan rüyalar dahil kayıt alıyorsun ya düşünsene. Bunu şey yetemez yani, hafıza yetemez yani. Dolayısıyla gittikçe yeni yaşadığın şeylerin kafanda kapladığı yüzde azalıyor. Dolayısıyla daha düşük yüzde kaplaması demek daha hızlı geçiyor. Daha hızlı geçiyor hissettiğini sanmak mı demeliyim? Aynı sonuçta zaman değişmiyor. Zaman hızlanmıyor. Ama porsiyonu küçülmüş oluyor kafanda. Dolayısıyla çok fazla şeyi çok küçük zamanda yaşayabiliyorsun. Aslında aynı zamanda ama sana küçük gibi geliyor işte. Çok değişik bir ölçek problemi bu. Çok güzel. Ama yani yaşınız ne olursa olsun bu videoyu izleyen ister annemin babamın arkadaşları, ister benim yaşta arkadaşlarım, ister benden büyük arkadaşlarım, ister benden küçük arkadaşlarım. Yaşınız ne olursa olsun gittikçe daha da hızlanmaya başlayacak hayat. Özellikle de 20'lerden sonra. Bir de çünkü 20'lerden sonra bu işin içine şey de giriyor. Böyle ne hayat koşuşturmacası mı diyeyim? Yani böyle hani biraz daha yok okuldur. Ya, okul daha ciddi ilerliyor çünkü. Okul daha sen oriented ilerliyor yani. Sana bakıyor okuldaki ilerleme falan. Ulan elim yoruldu be. Biraz daha sana bakıyor yani o taraftaki ilerleme falan. Dolayısıyla yine normal hayatta nasıl koşturuyorsan okul tarafı için de koşturman gerekiyor falan. Ay nesiniz siz? Ördek. Ördeklerin bu kadar uçtuğunu bilmiyordum. Peki teşekkürler. Öyle bir durum. Dolayısıyla kıymetini bilmek lazım hacı. Yani kıymetini bilmek lazım. Vallahi bak. Saat kaç? 25. Yavaştan toparlayalım. Kıymetini bilmek lazım. Neden? Çünkü ya 20 yaşıma, 20'li yaşlar demek istemiyorum. 20 yaşıma gidiyorum çünkü 27 yaşlarla alakası yok. Şu an 20'deyiz yani. 20 yaşıma bu kafayla girmek istemiyorum ya. Biraz daha mutlu, biraz daha şen, biraz daha böyle memnun mu demeliyim? Tatmin. Tatmin iyi bir kelime. Oğlum çok uçuyorsunuz lan siz. Biraz daha tatmin, biraz daha tam doğru kelime ne? Memnun ve tatmin ya gerçekten. Ha çok güzel. Kuş mu ördek mi ne o? Suya iniş yaptı çok güzeldi. Biraz daha tatmin olmayı çok isterdim. Kendi hayatımla. İşte çok değişik bir paradokstayım ya. Yani bu zamana kadar bunu geçen birine de söyledim. Sahip olmadığım şeyler için çıktığım bu yolda sahip olduğum şeyleri kaybettim. Ve sahip olduğum şeyleri şimdi geri arıyorum. Ama şu an sahip olduklarımı kaybetmeden. Bu bir noktada yeni bir hayat kurmanın tanımı mı oluyor galiba? Bilmiyorum. Tuhaf biraz. Nasıl şekilleneceğimi bilmiyorum bu soru etrafında. Çünkü tam olarak neyi kaybettiğimi de bilmiyorum.
Kaybedilen bir şey yok çünkü. Hani ortada ne bileyim, Allah korusun, ne annem ne babam, anladın mı? Yani ortada kaybedilen bir şey yok. Ama kesinlikle bir şeylerin yoksunluğu var. Bunları nasıl kurgulayacağım veya hani kurgulanmayacak mı bu saatten sonra? Hani çok korkunç. Anladın mı ya? O belki o aile ortamı, belki o ne bileyim, fark etmez yani. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum da işte hani öyle çok şey de yapamıyorum. O şey diyelim. Şeyler de diyebiliriz de şey diyelim. O şeyi bir daha kurgulayamama korkusu çok var içimde. Eski memnuniyet mi diyeyim, eski tatminiyet mi diyeyim böyle. Biraz da ne bileyim, biraz değişik. Bu korku olduğu için de biraz panik de var. Çünkü zaman da geçiyor, anladın mı? Yani zaman geçerken kötü de geçebilir. Zaman kötü geçmesin yani. Biraz öyle bakıyorum ben bu olaya. Öyle bilirim. Bu evet gerçekten bak, bu çok güzel bir tanım oldu ya. Ben bunu daha önce hani çok düşündüm üzerine. Neyin eksik olduğunu ve tam olarak ne hissettiğimi falan böyle. Ama şu an gerçekten açıklamaya çalışırken çok güzel bir tanımlama yaptım yani. Bir şey vardı. Şey. O şeyi bir daha kendi hayatımda kurgulayamayacağım için korku içerisindeyim. Böyle bir hani şey, bir korkusu değil yani. Nasıl diyeyim? Ah korktum. Hani öyle bir şey değil yani. Bir telaşe, telaş, gerginlik falan böyle. Bir hafifinden. Sanki şey gibi böyle kulak çınlaması gibi, anladın mı? Küçük, öldürmez ama çok rahatsız ediyor. İşin tuhaf kısmı da bunu kurgulamak sadece bana bakıyor galiba. Bu neyse artık. Çünkü hani artık bu saatten sonra ne annem ne babam ne kimse hiçbir şekilde hayatıma öyle direkt bir şekilde müdahale etmiyor. Edemez de hani hem mesafeler hem şeylerden dolayı. Dolayısıyla her şey bana bakıyor yani. Ama böyle değişik bir durum var yani. Ve bilmiyorum bunu nasıl şey yapacağımı. Nasıl şey yapacağımı bilmemek de biraz tuhaf kılıyor durumu diyeyim. Tuhaf. Çok soyutlaştık. Ne yapacağını ve nasıl yapacağını. Ne yapacağını ve nasıl yapacağını. Bak, içindeki boşluğu doldurmak için ne yapacağını, ne yapman gerektiğini ve nasıl yapman gerektiğini bilmediğim için telaştayım. Bu yüzden gerginim. Biraz korkutucu da bir durum kesinlikle. Ama olsun. Şu an ne bileyim hani böyle biraz şey gibi ya. Suda böyle hani şu an bir şeyler akıyor gidiyor. Ben de suda böyle gidiyorum, anladın mı? Hani bir yerde bir şeye çarpacağız ve bir müdahale, bir aksiyon almam gerekecek. O aksiyonla belki de bu şeyi kapatabiliriz. O boşluğu, o ihtiyacı, o şeyi belki de. Ama bilmiyorum yani nasıl olacağını, nasıl olmayacağını falan. Karışık konular ya. Zaten ben de kendi içimde çok çözemediğim için size de çok iyi anlatamamış olabilirim ama umarım siz de bir şekilde böyle kendini sorgulayabilmişsinizdir. Zaten bu videoların amacı bir noktada o. Yani birlikte böyle biraz daha bir şeyleri halledelim bu arada yani bir noktada amaç bu. Bu da olabilir yani. Az önce ben bir şey açıklamaya çalışırken kendi kendime tanım yaptım. Belki de haftaya tanımı değil, çözümü bulacağım. Çünkü bir problemi tanımlamadan çözmek imkansızdır. Dolayısıyla önce tanımlamaktan başlamak gerekiyor. Sıkıntı yok. Gerçekten sıkıntı yok şu an çünkü bu güzel bir şey. Bak ya, şu an böyle bir anda farklı etiketledim. Şu an yaşadığım şey bence çok güzel ve kıymetli bir şey. Çünkü fikrimce bir noktada refahtan geliyor. Şey gibi böyle hep böyle lisede felsefe derslerinde derlerdi ya hani böyle işte felsefenin işte Ege bölgesinde, Türkiye'nin Ege bölgesi taraflarında Yunan, o zamanlar Yunanlar vardı. Onların tarafından çıkmasının sebebi onların zengin olmasıydı. Hani maddi ihtiyaçları olmadığı için manevi ihtiyaçlarına odaklanabiliyorlardı falan filan. Ve ben maddi ihtiyaçları hani şu an maddi olarak Almanya'dayım yani, anladın mı? Fiziksel olarak yani maddesel olarak Almanya'dayım. Benim hayatımın amacıydı bu. Karşıladım. Basket oynuyorum. Okulda da şeyim falan filan. Güzel gidiyor her şey. Materyalist olarak güzel gidiyor. Allah belanı oğlum. Bu kamikaze yapmayın bana ya. Ay, çok iğrenç bir şeysin sen ama ya. Materyalist olarak güzel gidiyor. Dolayısıyla şey gibi böyle. Maddiyi dolduracaksın ki maneviyi doldurmaya başla. Belki önümüzdeki birkaç sene boyunca maneviyi doldurmak için çabalayacağım. Ama maddi gibi manevi tarafta bu şekilde bu kadar güzel dolarsa sanırım gerçekten bütüncül bir hayat kurgulayabilirim. Ya bütüncül diyorum, çok doğru bir Türkçe çevir değil ama böyle İngilizcesi fulfillment. Tam Türkçesi ne ama bilmiyorum ama dolu dolu bir hayat yani. Sanırım gerçekten fulfilled olabilirim. Maddi tamam olacak, manevi tamam olacak. Bu sürece biraz böyle bakmam gerekiyor galiba. Çünkü bir de ben de biraz şey olunca böyle bu sürece hani maddi tarafın bitip manevi tarafın başlıyor olması sürecine bir de bir noktada böyle ayrılıktan sonra denk gelince ben
Bu manevi ihtiyaçlar duygusu, dur onu da öyle demeyelim. Manevi ihtiyaçlar boşluğunu, manevi boşluğu ilişki sonrası depresyonuyla bağdaştırıyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki 2-3 sene boyunca bu manevi boşluğu doldurmaya tatmin bir şekilde, mutlu bir şekilde doldurmaya çalışırsam, çalışacağım noktada bunu sürekli kafamda böyle ilişki sonrası depresyonuyla bağdaştırıyor oluyorum. Ve önümüzdeki 3 senenin böyle geçeceğini falan düşünüyorum. Hayır. Böyle bir şey yok. Bunlar tamamen denk gelmiştik ve denk gelmiştik ve eş zamanlılıkla alakalı olan şeyler. Aynı anda aynı duyguların gerçekleştiği koşutlu şartlanma. Anladın mı? Bu olurken bu oldu. Dolayısıyla bir daha olduğunda bir daha olacak gibi. Ama bunun için herhangi bir sebep yok. Yani çünkü mantıksız bir önerge oluyor, mantıksız bir önerme oluyor. Saat kaç? 35. Gidelim. Öyle bir durum. Derin sohbetlerin gerçekten en istediğim formatı oldu diyebilirim bu video. Çünkü bundan önceki videolar genellikle benim depresyonumla alakalıydı. Ama burada biraz daha böyle tıkırından biraz daha cevap arıyor gibi olduk. Biraz daha böyle farklı noktalara değiniyor gibi olduk. Bence aynı zamanda ben kendimi anlatırken falan yani. Dolayısıyla çok iyi. Bence bu video çok tatlı bir video oldu. Size de zaten anketten sormuştum hangi videoyu istersiniz diye. Derin sohbetler videosu istemişsiniz. Umarım sizi de tatmin edebilmişimdir diyeyim. Gerçekten güzel ya. Bakalım. Şimdi eve gideyim. Yemek yemek için biraz geç kaldık. Yemek yapmak için biraz geç kaldık ama şimdi eve gideyim. Markete gireyim. Sonra eve direkt gireyim. Sonra zaten etkinlik başlayacak. O şekilde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu video gerçekten güzel bir video oldu. Umarım sizler de benim şu an yaşadığım tatmin duygusunu yaşayabiliyorsunuzdur vakit ayırdığınız kadarıyla. Yani bu ben o işte kaç dakika olduysa artık editten sonra 20 dakika ayırdım. Ulan iyi 20 dakikaydı he falan dedirtebilmişimdir umarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeniz benim için çok kıymetli. Aynı şekilde abone olmanız da benim için çok kıymetli. 500 aboneye geçmemize çok az kaldı. Benim için çok güzel bir threshold. Artık 5.000 abonem var diyebiliyorum. Aşağı yukarı. Bu güzel bir şey ve motive de ediyor tabii ki de yani. Disiplinin yanına motive gelince çok güzel işler çıkar ortaya. Sizlerin bana olan desteğini gördükçe benim de bu işe ve kendime bir noktada bu alan noktasında yatırım yapmak istiyorum. Hani hem donanımımı geliştirmek olur hem sosyal açıdan yani soyut anlamda da öyle. Ya vakit ayırmak olur, şey olur falan filan. Bu taraf hep böyle yatırım yapasım geliyor. Dolayısıyla çok mutluyum ben. Tatminkârım yani. O şekilde diyebilirim. Umarım bu videoda dediğim gibi sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda ne yapacağız bilmiyorum. Yine derin sohbetlerden mi? Yorumlara yazın lütfen. Yani yine derin sohbetlerden mi ilerleyelim? Bundan sonra fix mi böyle olsun? Yoksa vloglara mı dönelim? İlk videolardaki gibi 3 günlük vloglar yapıyordum. Onlara mı dönelim? Yoksa daha spesifik konu bazlı videolar mı olsun? Bir Almanya'da okuma videosu planlıyorum kafamda. Onu yapacağım büyük ihtimalle bir sonraki video olarak. Emin değilim, tam olarak emin değilim. Ama onun olması gerekiyor artık, gelsin o zaten. Baya baya deneyimlendik artık yani. Kaç ay oldu? 10, yok 10 değil. 10 değil de 8. 8 aydan beri bu 7. 7, 7, 7, 8 hadi 7, 8. 7 diyelim hadi. 7 aydan beri buradayım artık, baya bir şeyleri de biliyorum yani. Gerek başvuru süreçleri, gerek buradaki yaşama süreçleri, gerek evsizliği bile biliyorum yani. Çok şükür parasızlığı tatmadık. Öyle bir durum. O tarafla alakalı bir video da gelecek. Sizin böyle spesifik olarak istediğiniz, abi Barış ben şunu çok merak ediyorum. Ya bunun üzerine konuş ya da bunu yap, bunu göster falan dediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda yazınız. Ben de zaten yorumlar kısmına her birine teker teker cevap vermeyi çok kıymetli buluyorum. Ona da önem gösteriyorum. Emek de göstermeye çalışıyorum. Uzun uzun yazışıyoruz oradan genelde yorumdaki insanlarla. Derken saat 18:39. Ben gideyim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve aynı şekilde abone değilseniz, beni bir yerden bulduysanız, abone olursanız da konuşamadım. Abone olursanız da çok memnun olurum. Aramıza hoş geldiniz diyelim şimdiden. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda ne olacağını bilmiyorum ama zaten illa görüşüyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.